Bu ne? Ben bunu almış mıyım? gerçekten? İnanamıyorum ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Eğer beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, kitap alışverişi yaptığım zaman aldığım kitapları sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda bir ay içerisinde kaç tane kitap okuduysam onları da sizlerle paylaşıyorum. Bu arada çok geç saatler oldu, hiç vaktim kalmadı. O yüzden e, bu saatlerde video çekiyorum. Şimdi aldığım kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kargoyu hala açmadım. Elimde paket şekilde şöyle duruyor. Birkaç gün önce gelmişti. Hala duruyor. Hiç nasip olmadı. Normalde ben kitaplarımı hiç bekletmem. Direkt çok merak ederim, açarım ama gerçekten fırsatım olmadı. Niye bu hafta böyle oldu bilmiyorum. Her şey üst üste geldi. İşte her şey göründüğü gibi değil. Bizim de işimiz olabiliyor. Herkesin kendine ait işleri var. Bunu niye söyledim? Bunu herkes biliyor zaten. Neyse o zaman şimdi ben açmaya başlıyorum. Açtıktan sonra sizlere tek tek göstereceğim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Aldığım kitapların arasında çocuk kitapları da var. Bilindik kitaplar yani çocukların orta seviyesinde ve daha küçüklerin okuduğu kitaplar ve yetişkinlere de tavsiye edilen kitaplar aslında bunlar. Neyse bakalım göreceğiz işte. Ben de unuttum bu arada neler aldığımı. Açtıktan sonra göreceğiz. aldığım kitapları istanbulkitapçısı.com'dan aldım. İlk defa İstanbul Kitapçısı'ndan aldım kitapların. Bu siteden yani İstanbul Kitapçısı'ndan hiç kitap almamıştım. Almış oldum. Normalde ben kitap seç olsun, kitapbudur.com, işte amazon.com, işte diğer e, kitap sitelerinden alıyordum. Bu arada indirim vardı. Zaten kitap sitelerinde genelde indirim oluyor. Toplamda 237'ye denk geliyor. Ancak indirimli haliyle ben 155 lira ödedim. Kaç kitap var? 16 tane kitaptan oluşmakta. Bakalım nelermiş? Bu kadar 16 tane kitap siparişi vermişim ha. Aldığım ilk kitap 101 atasözü 101 öykü adlı kitap. İşte 101 tane atasözünün öyküsü anlatılıyor bu kitapta. Şöyle gösterip geçeceğim direkt. Bir diğer kitabım Büyüklere Masallar adlı kitap. Okuduktan sonra bakacağız. Ali Fuat Başgil'in yazmış olduğu Gençlerle Başbaşa adlı kitap. Bu zaten tüm öğretmenlere önerilen bir kitap. Bir diğer kitap o Yeşilin Kızı En adlı kitap. Bu kitap her yerde geziyor, her yerde görüyoruz. Herkes alıyor. Koridor yayınlarından ben de merak ediyorum. Okuduktan sonra zaten özetini yapacağım sayfamda inşallah. Okursam bu aralar hiç kitap okuyamıyorum. Bu aralar çok mutsuzum, sebebini bilmiyorum. Yusuf Atılgan'dan Aylak Adam adlı kitap. Bunların konusunu biliyorum ben. Bu kadar yani bu zamana kadar bilmiyor olamam herhalde. Ancak e, özetlerini de okumuştum. Tam kitap olarak elimde bulunsun, tekrardan okumak istiyorum. Bir diğer kitabım Sabahattin Ali'den Kuyucaklı Yusuf adlı kitap. Bu kitabın da konusunu biliyorum. Baştan sona neler yaşandığını, neler olduğunu, tüm olaylara vakıfım. Ancak baştan sona tekrardan okumak istiyorum. Bir diğer kitap Yusuf Atılgan'dan almış olduğum Ana Yurt Oteli adlı kitap. Bunu da bir an önce okuyup özetlemek istiyorum sizlere. Bu arada kitap okuyamıyorum bu aralar. Elimde kişisel gelişim kitapları var. Kişisel gelişim kitapları sanırım beni birazcık sıktı. Yani kişisel gelişim kitapları bana hitap etmiyor da olabilir. Zamanında okudum. Yani kişisel gelişim kitaplarının bazıları çok güzel olabilmekte. Aynı zamanda birkaç tanesinin özetine sayfamda ulaşabilirsiniz. Bu arada bu aldığım Matilda adlı kitap çocuk kitabı diye geçiyordu. Ancak yani çocuk kitabı olamaz herhalde. Yani bu kitapta çocuklara hitap eden bir kitap diye geçiyordu. Ama yani. Bizim liseliler bile bu kadar kitap okumakta birazcık zorlanıyorlar. Bu bayağı bir ortaokul öğrencisi değil de lise öğrencisinin okuyabileceği tarzında bir kitap. Ben iyice saçmalıyorum. Evet bu sefer bu gerçekten çocuk kitabı. Kitaplardan korkan çocuk. Bakalım eğer çok güzel bir şekilde anlatıldıysa, edebi cümleler var da, varsa içerisinde kitaplardan korkan çocuklara da tavsiyelerde bulunuruz. Yani bu kitap neler söylüyor anlatırız. Hı? Bitmiyor bu arada. Evet. Otuzların Kadını adlı öykü kitabı yine Tomris Uyar'dan. Öykü okumayı çok seviyorum ben. Altta farklı şeyler görüyorum. Ütopya yine. Bunu almışım. Şaşırdım. Thomas More'dan. Bunu çok merak ediyorum. Okuyacağım. İnşallah. Allah'ım. Evet. Sadako adlı Yine bu çocuk kitabı diye geçiyor. Ancak sanırım bayağı bir etkileyici bir kitapmış. Birkaç tane e, kitapçılardan duymuştum. Yani kitap okuyan youtuberlardan. Booktuber mi diyorsunuz onlara? Onlardan duymuştum. Okuyup sizlere yorumlayacağım. Bir diğer kitap Bir Kuzey Macerası. Bunu da duymuşsunuzdur zaten Jack Bitmiyor. Çocuk Kalbi. Çocuk Kalbi. Bunu almış mıyım ben? Hmm, i̇lginç. Bayağı da büyük. Yani çocuk halbi. Bir de çocuk kitabı diyorlar. Neresi çocuk kitabı Allah aşkına? Bunu. Şuna bak. Yani. Bunu da okuyayım da. Sizlere yorumlayayım, özetleyeyim kitapları. En azından kitap okumayanlar. Hmm. Bu da farklı bir kitap. Evlilik adlı kitap yine. Yayın arasında bir şey gelmiş. Farklı bir şey. Bu ne? Ben bunu almış mıyım gerçekten? İnanamıyorum ya. <laughs> Ben bunu seçmiş miyim? Bu hediye gelmiş sanırım ya. Bakayım var mı? Çok merak ettim ya. Allah'ım yarabbim. Gece gece. Hı. Hmm. <laughs> bunu almışım. İnanamıyorum ya. Bir de 10 liraymış. Yok. Kaça denk geliyor? %35. İndirim işte hesaplayın. Kaça denk geliyorsa evet. Mutlu olsun Allah Aygırı. Allah'ım <laughs> Allah yarabbim. Neyse ben burayı kırparım belki ya. Ha, bu neymiş? Bir tane dergi gelmiş. Ben bu dergiyi sipariş etmedim. Sanırım İstanbul İtfaiyesi'ne bir gün bu dergi bana ekstradan koyalım demişler herhalde. Çünkü dergi almadım. Bunu da almış olamam herhalde gençler. Bir bakayım ben sayayım bakalım kaç tane kitap var. Tamam o sonda gösterdiğim dergi sanırım İstanbul kitapçısı hediye olarak göndermiş. Zaten İstanbul'dan bahseden bir dergi. Onu da inşallah zevkle okuyacağım. Dergi okumaya bayılıyorum ben. Ayrı bir edebi zevk veriyor. Estetik zevk veriyor. Şimdi 16 tane aldığım kitaplar bunlar. Bir tane de işte çocuk kitabı var. O gerçekten çocuk kitabıymış yani. Ama diğerleri tamam yetişkinlere hitap eden kitaplar. Elimde kişisel gelişim kitapları vardı. Bunları da alarak artık yaza kadar kitap almayacağım. Bazen çok güzel kitaplar oluyor. Çok güzel indirimler oluyor. Biz kitap severler kendimizi tutamıyoruz. Ama ben okumadığım kitabın bir köşede beklemesinden hoşlanmıyorum. Okumak isterim. Boş vakitlerim oldukça ya da kendim vakit yaratarak okuyacağım. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bu şekilde. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Bu arada çok fazla bağırarak konuşmuyorum. Umarım sesim geliyordur. Videoda tam olarak çıkıyordur. Bu arada biliyorsunuz önümüzdeki salı günü. Bu salı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. 82. yıl dönümünde ölümünün. Onu sonsuzluğa uğurladık. Onun sayesinde ülkemiz şu anda aydınlık, modern ve batı ülkeleriyle yarışabilecek düzeyde. Her anlamda olmasa da en azından güçlü devletler arasına gelmesinin sebeplerinden bir tanesi. Biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk ve onun bize bıraktığı ilkeler, onun bize bıraktığı devrimler, yaptığı yenilikler. Ben burada eğer özgürce oturup özgürce giyinip özgürce konuşabiliyorsam Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum bunu. Atatürk'e derken ona ve onun silah arkadaşlarına, onun her zaman yanında olan, onu destekleyen bütün kahramanlarımız, bütün şehitlerimize borçluyuz hepimiz özgürlüğümüzü. Onu buradan silah arkadaşlarını ve ülkemiz için canla başla mücadele eden sadece savaşan değil. Bu anlamda kullanmıyorum. Mesela doktor olur, e, ülke için çabalar. Öğretmen olur, gelecek nesil için çabalar. Avukat olur, iyi her şeyin iyi olması için çabalar. İşte gerçekten bu ülke için e, mücadele eden, mücadele etmiş herkesi başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygıyla anıyorum. Onlara minnettarız. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. İyi ki bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmuş. İyi ki var. Kendisi hala kalbimizde yaşayacak. Kendisi hala yüreklerimizde yaşamaya devam edecek. Onu yaşatmaya devam edeceğiz. Yeni nesiller, yeni gençler hepsi birer Mustafa Kemal Atatürk, hepsi birer Fatih Sultan Mehmet. Biz böyle göreceğiz olumsuz da düşünmemek gerekiyor. Herkese de kötülememek gerekiyor. Her gencin içinde bir Mustafa Kemal Atatürk vardır. Değil mi? Aslında bu konuyla ilgili söylenecek çok şey var. Mustafa Kemal'i anlatmak gerekiyor. Atatürk'le ilgili aslında ülkemizde hala ön yargılar var. Hala görüyoruz liseye gelmiş öğrenci Atatürk'le ilgili hala ön yargısı var. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı yenilikleri, devrimleri bilse, ülkemiz için getirdiği yenilikleri bilse belki böyle düşünmeyecektir. Özellikle Türkiye'de günümüzde artık yabancı anne ve babalardan olan çocuklar çok fazla ve bunlar Atatürk hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller ve bazen ben duyuyorum Atatürk'ten nefret bile edenler var. Duydum hatta ben Antalya'da görev yaparken bir öğrencim vardı. Annesi Rus'tu. Atatürk'e karşı çok yargılıydı. Onunla ilgili kısa bir konuşma yaptığımda, açıklama yaptığımda aslında onun Atatürk hakkında bilgi sahibi olmadığını, yanlış doldurulduğunu anladım. Bu yüzden bizler öğretmenler, bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçmişimizde yaşayan herkesi doğru bir şekilde Gelecek nesillere aktarmalıyız. Sadece gelecek nesil değil. Bu benim arkadaşım da olur. Bilgi sahibi değildir. Onu da bir şeyler vermek gerekiyor. Onu da aydınlatmak gerekiyor. Ben buraya kırpayım ya. Olmadı yaptığı yenilikler, getirdiği her şey için ona minnet duyuyoruz. Saygıyla anıyoruz, hala saygı duyuyoruz, yüreklerimizde yaşatıyoruz. Çünkü o kadar zamanında canla başla mücadele etti ki, mücadele etmesinin sebebi o anı kurtarmak değildi. Günümüzdeki bu anı da kurtarmak Türkiye'yi ilelebet yaşatmak değil miydi hedefe? Sonsuza dek gittiği yere kadar tek bir Türk kalana kadar yaşatmak değil miydi ülkemizi? Bu yüzden çalışmadı mı? İleri görüşü değil miydi? İlerisi için adım atmadı mı her yaptığı devrimlerde? İşte biz bu yüzden onu anıyoruz. Bunu da belirtmek istedim. Tekrardan uzatıyorum. Dinleyen var mı? Buraya kadar gelen var mı bilmiyorum ama eğer dinleyen varsa lütfen alta yorum olarak belirtsin. Tekrardan Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, ülkemiz için canla başla mücadele eden tüm kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Bu arada ses tonum güçsüz geldiyse lütfen kusura bakmayın. Çünkü çok geç saatlerdeyim. Ben yorgunum. Hiç fırsatım olmadı. Bir an önce açmak istedim artık. Birkaç gündür bekliyor delimde şu kutu. Yani o yüzden böyle. O zaman hepiniz kendinize iyi bakın, kendinize popüler davranın. Görüşmek üzere bir sonraki içeriklerde. Haydi bakalım.